Selamlar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Hafta içi biliyorsunuz artık sadece sokağa çıkabiliyoruz. Hafta sonu evlerdeyiz. Ne kadar daha böyle gider bilmiyorum ama şöyle yapalım dedik biz de. Hep hafta sonu biraz da nerede yüzelim yapıyoruz ya. İş çıkışı, mesai çıkışı hani şöyle saat 5.30'da çıksak. Ufaktan şöyle akşam suyuna ayaklarımızı biraz suya soksak. Bir çay kahve bir şey içsek su kenarında. Şöyle sandalyemizi aldık. Böyle bir şeyler peşindeyiz bu arada. Bugün de ne zamandır aklımda bir yer vardı. Oraya gitmek istiyorum. Özbek tarafında. Özbek Eğri Liman tarafında. Haritada YSE Beach diye gözüküyor. Tekneyle daha önce açıklarında yüzmüşlüğüm var ama hiç karadan gitmedim. Daha önce deneyimlemediğim için şimdiden şöyle bir yer böyle bir yer diyemiyorum. Belki çok kötü bir yer. Belki bu videoyu çektiğime değmeyecek. Belki güzel. Belki beğeneceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Böyle bir video çekmek istiyorum. Bugünkü videonun amacı bu. Ha tabii hiç bilmiyorum yolu nedir ne değildir. Tamamen tecrübesizim. Sıfır. Sıfır tecrübe. Sizlerle beraber göreceğim. Umuyorum güzeldir. Gittiğimize değer. Değmezse de vesileyle sizlerle iki görüşmüş olacağız. Fena mı? Hatırınızı, halinizi sokmuş oluyorum bu vesileyle. Hadi yola çıkalım. Özbek Tapağı'ndan 15 dakikalık bir yolculukla geldik bu YTS Beach diye size söylediğim haritada Tarım Orman Müdürlüğü'nün Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri. Müthiş koca bir plaj arkamda. Fakat ayın 5'inde açılacakmış. O yüzden gör gözüm yolları iç soğuk sular oldu ama tabii ki hiç mi yok? Hiç mi yok? Şimdi sağdan soldan buralarda nereden sahile ulaşılabilir bakacağım. Bu arada şöyle söyleyeyim, bu Özbek'in Eğri Liman'a doğru olan tarafı full site. Bakın şöyle göstereyim. Bakın arkamda şurada bir site var. Orada bir site var. Bol bol her yer site. Şimdi denize çıkabileceğim bir yer bakıyorum. Yollar çok bozuk. Gelenlere şimdiden uyarı. Yollar çok bozuk. Neyse hadi gidelim. Geri dönerken şöyle dedim, GPS'ten deniz kenarına nerelerden yollar gidiyor bir bakayım. Diş hekimleri sitesi okuna doğru indim. Bir de ne göreyim? Harika bir sahil. Harika bir sahil. Daha önce şöyle tekneyle şuradan biraz içeri girmiştim ama buralar çok su olduğu için buralara kadar gelme fırsatım olmamıştı. Yani bu sitelerde oturanlar yaşıyor. Onu söyleyeyim. Harika. Ama tabii biraz kalabalık. Bizim istediğimiz tadı burada yakalayamayabiliriz. Ha niye bunu şimdi şu çekimi alıyorum? Şundan dolayı. Şöyle arkamda bakın, görüyorsunuz burada denize girebilecek yerler var. Tabii ki muhtemel site sakinlerine öncelik olur gibi geliyor bana. Normal zamanlarda ama böyle boş günlerde, sezonda açılmamışken gelip şurada oturup dinlenip biraz kendinizi rahatlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Arayışımız devam ediyor. Şimdi ya şu tepenin arkasına ya da şu taraflara gitmek istiyorum. Küçük iskeleler, pontonlar falan şahane. Bayıldım. Bayıldım. Süper. O girdiğim yol çıkmaz sokakmış. Geri geri gidiyorum. Manevra da yapamıyorum. Tam gör gözüm yolları. İç soğuk suları durumu. Değerli izleyiciler. Baktım yol bitti. Arabayı bir yere koydum. Şuralardan şöyle şimdi patikalardan bu noktadan sonra yola katırlarla devam edeceğiz. Aynı zamanda bayağı da kalabalık bir arkadaş grubum var burada. Tanıştırayım mı? Bakın. Karabaş, sütlü kahve baş, somon baş. Bunlar böyle takılıyorlar. Hemen. Nasılsın? Çok tatlısınız ya. Evet, yüklendim nevaliyi, eşyaları, her şeyi. Şöyle yapayım. Ve yola çıktım. Şöyle bir 200-300 metre ileride deniz kıyısına ulaşmayı hayal ediyorum.
Şöyle arkamdaki toprak yol gibi bir yola girdim. Ana yoldan ayrıldım soldan. Tamamen GPS'ten yürüyorum. Sonra arkada denize doğru şöyle yine patikamsı bir yer gördüm. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Tam şu anda Bahadır arıyor. Kapattım, Bahadır'ı açtım. İşte böyle İzmir'de bütün yollar eninde sonunda denize çıkıyor. Urla'da da öyle. Bütün yollar eninde sonunda denize çıkıyor. Zira bakınız denize çıktık bir şekilde. Çok da yürümedik bu arada. Yani 5 dakika değil. Yani gerçekten bir 500 metre yürüyeceğiz. Şimdi bak gelir gelmez hemen dikkatimi ne çekiyor? Şöyle bir yerden geldik. Şöyle bir yere geldik. Şöyle parlasın birazcık da. Harika. Bakın. Diyorum ki yani şurada da bakın isterseniz şuralar sanki çadır kurmak için gayet iyi. Şimdi sahile doğru geliyoruz. Buyurun gelelim. Şuraya ben şimdi koyarım dükkanımı. Şu ağacın altına. Şuraya bak şöyle. Of. Of. Denizin kenarı. Mis. Bu arada bu yol bakın şuradan şöyle tırmanıyor gibi. Başka bir günün konusu da o olsun. Of. Yorum yok. Şimdi diyeceğim ki vallahi harika. Size bırakıyorum. Sizce nasıl? Buraya mı kursam acaba dükkanı? Ama tekne sahiplerini tedirgin etmeyelim. Şimdi bilirler bilemezler nasıl. Şurası bak. Zeytin ağacının altındayım şu anda. Şuradan da şöyle tatlı tatlı denize girer çıkarız. Oh! Oh! Harika. Harika. Bu arada bu ağacın altında da birileri kamp yapmış belli. Fakat nereden en çok belli? Ya bunu yapmayın ya. Bunu yapmayın. Şimdi birisi gelse dese ki bana yasak abi burada oturup takılamazsın, kamp yapamazsın. Hiçbir şey diyemem. İşte bunu yapmayalım. Her fırsatta gelelim çöplerimizi alalım götürelim. Doğada hiçbir şey kalmasın. Tamam. Hadi neyse tezgahımızı kuralım. Tamam, sıkıcı başladı ama kabul edin, güzel sonuçlandı. Öyle değil mi? İşte böyle tatlı tatlı Urla'da, İzmir'de yaşamanın güzelliği bunlar. Bonus, bonus. Akşamüstü, iş çıkışı, aldınız kahvenizi, çayınızı, aldınız sandalyenizi,
Geldiniz böyle harika bir noktaya. Dinlendiniz, denize girdiniz, kafanızı topladınız. Şimdi eve dönme zamanı. Bilmiyorum ama ben sonuç olarak kimin tarlasındayız şu an bilmiyorum ama birinin tarlasındayız. Buradan çok mutlu, mesut ayrılıyorum. Kendimce de naçizane, benim gözümden tam olamadıysa da bu güzelliği sizlerle de paylaşmaya çalıştım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. İzmir'de olduğunuz zaman akşamüstü çıkıp kendinizi şöyle sahile, denize attığınızda dert, tasa, keder, gam, hiçbir şey kalmaz. Evet, bu video da burada bitiyor. Buradan sonra ben artık dönüşe geçiyorum. Malum 9'da sokağa çıkma yasağı var. Değerli izleyiciler, hanımlar, beyler, kıymetli takipçiler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Ya harika battı burada güneş. Ne yapacağız? Efsane battı burada güneş. Ah 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 ah. Böyle bir gergin geldim ama bir enerji geldi böyle bir anda. Müziklerden herhalde. Yine videoyu bitiremedim, farkındasınız değil mi? Neyse ya. Haydi o zaman. Hadi geri dönüyoruz.